Şimdi aslında bana göre siyasette yeni bir sürecin ilk evresini yaşıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli önce meclisin açılışında DEM grubunu ziyaret etmişti. Bu siyasette bugüne kadar yürütülen o kutuplaştırmanın önünü kesmek için önemli bir adımdı. Dün de Salı günü grup toplantısında Sayın Öcalan'ı kastederek umut hakkını vurgulaması bizce çok önemli. Hukukçular olarak bunu çok tartıştık kendi aramızda. Umut hakkı nedir diye soracak olursanız şunu söyleyebiliriz. Aslında umut hakkı cezaevinde olan birinin dışarıya çıkma umudunu taşır. Biliyorsunuz infaz yasasına göre müebbetlerde de ağırlaştırılmış müebbetlerde 30 yıl gibi, 36 yıl gibi cezalar var. Ama anayasanın belli maddelerine karşı işlenen suçlarda, devlet güvenliğine karşı işlenmiş, ağırlaştırılmış müebbetlerde hayatın son bulmasına kadar ceza infazı ancak tamamlanıyor. Yani bir kişi cezaevinden, hapishaneden çıkma ihtimali yok. Devlete karşı işlenen suçlardaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında. Biliyorsunuz daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. Bu kararlarda da umut hakkıyla yaşam hakkını, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini birlikte değerlendirip yaşam hakkı ihlali olarak bir tespitte bulunmuştu. Öcalan Türkiye kararında bu var. Tekrar buna benzer kararlarda da var. Kaytan Türkiye kararında da bu var. Şimdi Devlet Bahçeli'nin buna atıf yapması çok önemli. Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de tespit ettiği bir ihlalin bir siyasi parti genel başkanı tarafından dillendirilmesiydi. Yani bu açıklama çok olumlu bir açıklama. Belki Kürt sorununun bugüne kadar hep böyle güvenlik tedbirleriyle ve şiddetle çözümü yönünde bir politika izlendi. Bu politikanın son bulması, Kürt sorununun demokratik, barışçıl yöntemlerle çözümü için bir adım olabilir. Ben de bir baro başkanı olarak, bir hukukçu olarak ve bir birey olarak bu süreci destekliyorum. Siyasetçilerin de böyle bir açılım yapmasını takdirle karşılıyorum. Şu sorunun çözülmesi için öncelikle sorunun bütün aktörlerinin bu sürece dahil edilmesi lazım. Aksi halde sekteye uğrama ihtimali çok yüksek olur. Öncelikle bütün toplumsal kesimler Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle, şiddet dışı yöntemlerle çözümü noktasında fikirlerine başvurulması lazım. Aktörler kendi taleplerini, kendi işte soruna dair çözüm önerilerini rahatlıkla sunabilecek olanakların da tanınması gerekir. Hele hele günümüzde işte yeni anayasada tartışılıyor. Meclisteki bütün siyasi partiler, hatta meclis dışındaki bütün siyasi parti ve gruplar bu yeni anayasada hem etkin bir rol oynamalı hem de toplumsal bir çoğulculuk olarak da şahsiyetler de dahil olmak üzere bu süreçte rol almaları gerekir. Ama asla muhatapları dışında tutan bir çözüm, gerçek anlamda bir çözüm olmaz. Dünya deneyimleri var mutlaka. Yani bu Güney Afrika modelinde de var, diğer yerlerde de var. Öncelikle bu sürecin ilerleyebilmesi için sürece dahil olan, katkı sunan siyasetçidir, hukukçudur, siyasi bu çözümün aktörleridir, bileşenleridir. Tamamının hukuken bir güvende olması lazım. O hukuki güvenliklerin sağlanması lazım. Buna ilgili gerekli yasaların yapılması lazım. Bu yapılmadan kuşkusuz yarın öbür gün bu süreç akamete uğradığında onların yargılanma ihtimali yüksek olur. Öncelikle bir yasal zeminini de, bu sürecin yasal zeminini de oluşturmak gerekir diye düşünüyorum.